Zeynep Hanım. Hocam bildiğiniz gibi adı Ömer. 36 yaşında. 3 hafta sonra 37. 3 hafta sonra 37. Ama sakallar gidince iyice gençleşmişsin. Ve daha yakışıklı olmuş. Oluşan kan pıhtısı sebebiyle trobüs eksizyonu ameliyatı geçirdi. Zor nefes alıyor ve göğüs ağrısı var. Solunum sesi? Bazellerde kabar halleri var. Vücudunda sıvı yüklenmesine bağlı ödem mevcut. Ve hastanede olmaktan çok bunaldı. Ömer, kalbini iflas etmek üzere. Tamam. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne yapmayı düşünüyoruz Zeynep Hanım? Diüretiklerle kalp ön yükünü azaltıp budesonit inhalasyonuyla solunumu rahatlatmaya çalışacağız. Aynı zamanda PA akciğer grafisi ve ekosunu çektirelim. Hı hı. Zeynep Hanım, hastamızı yakından izleyelim. Diğer söylediklerinizi anlamadım ama bu tam ihtiyacım olan şey. Kelime haznem çok geniştir. Öyle mi? Benim için sorun değil. Rekabeti severim. Sevişmek. Kaç puan ettiğini hesaplamak ister misin? Dur bakalım. Bu oyunda ayıp kelimelerin serbest olduğunu söylememiştin. Serbest değil zaten. Senin için fesat. Ama sevişmek yazdın. Seks anlamında değil. Eskilerin kullandığı anlamda yazdım. Sevişerek evlendiler. Çok sevişiriz gibi. Yani birbirini sevmek. Ömer! Sakın panikleme. Nefes almaya çalış. Hemen Suat Bey'e haber verin. Sadece nefes al Ömer. Nefes al. Nefes al. Sakin ol. Sakin ol. Nefes al. Akciğerlerinde su toplanmasına bağlı oluşan bulgular var. Nesritit ve Milrinon vermeye başladım ve BiBAP uyguladım. Aferin Zeynep. İyi iş çıkardın. Haberler kötü sanırım. Gerçek şu ki yeni bir kalbe ihtiyacım var Ömer. Ve zamanda daralıyor. Öneriniz ne? Sol karıncanın çalışması için yardımcı olacak bir alet takacağız. Kalbin pompalamasına yardım edecek. Pille çalışan bir makine. Pille mi? Siz beni bir robota çevirmeye mi çalışıyorsunuz? Ne olacak peki? Hep birlikte hastaneyi ele mi geçireceğiz? Bu kalp nakline giden yol Ömer. Biz yeni bir kalp beklerken senin hayatta kalmanı sağlayacak. Fazla kolay görünüyor. Altından ne çıkacağını merak etmeden duramıyorum. Elbette bazı riskler var. Kalp kapakçıklarındaki tahribatın ve kanamanın artması gibi. Daha da önemlisi bunu takarsak kalp bağışı gelene dek hastaneden çıkamayabilirsin. Diğer seçeneklerim neler? Karar vermek için zamana ihtiyacım var. Ömer, çok uzun sürmesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.